Öldürür mü mutsuz evlilik? Süründürür. İnsanı kanser eder mutsuzluk. Mutsuzluk stres getiriyor. Stres de ölümü tetikliyor. Dırdırdan. Ay öyle şey olur mu? Ne dırdırı? Mutlu evlilik ömre ömür katarken mutsuz evlilikse öldürüyor. İnsanın hayat arkadaşı, sağlıkta bakın nasıl önemli rol oynuyor. Çünkü ömür geçiriyorsunuz. Tam adamına çattığını. Yemekten de kesiliyor, başı ağrıyor, bir şeyler oluyor. Tel Aviv Üniversitesi'nde yapıldı araştırma. 30 yaş ve üzeri 9000 erkeğin sağlık verileri araştırıldı ve evliliklerine 1 ila 4 arası bir puan vermeleri istenildi. Evliliklerine düşük puan verenlerin, yani mutsuz olanların felç geçirme olasılığının %69 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Öyle mi? Ben ona inanmıyorum. Yani mutsuz evlilik ölüm getiriyor. Sizce de öyle mi? Getirir. Mutsuzluk her şeyi getirir. Sağlık da götürür. Hastalık çıkartır, her şeyin başı mutsuzluk. Onu bilmiyorum ama mutlu evliliğin kurtardığı kesin bence. Mutsuz evlilik insanların ömrünü kısaltır. Hiç bilmiyorum çünkü ilişki yaşamadım. Nasıl bir his? Hiç kötü ilişkiniz oldu mu, mutsuz ilişkiniz? Çok oldu evet. Erkek daha çok yıprandığından ölümle gerçekleştirebiliyor yani. 6 senedir evliyim. Yıpranmış gibi görünmüyorum ama iç olarak yıprandım. Rabbime çok yalvardım. Benim hanım parayı buldu, köşeyi döndü. Allah. Sonra ilk sizin bıraktık. Gitti işte. Sağlığınız bozuldu mu peki? Hiç. Arttı da bozulmadı. Onun sevgisi var bende. Hala var. Ve amcam bak hep kalbimiz kırılıyor böyle olduğu zaman. Taşı geldiğine koydun. Geldin adamına sordun. Güne kadar mutluluk hormonu o kadar mutlu hayat. O yüzden bunu evliliğe bağlamayalım. Lütfen. Hatta öyle ki araştırmanın içerisinde yer alan doktorlardan Lev Ari mutsuz bir evliliğin sigara içmekle benzer risk taşıdığını söyledi. Kadınların fazla konuşmasıyla kaçıyorlar dışarıya. Ay öyle şey olur mu? Ne dırdırı? Diyorlar ki kadın dırdırından artık felç oluyoruz. Peki. Her şey karışırsa ne olacak? Mecbur kaçıyorsun. Ya sus diyorsun, tamam bitti diyorsun, yine aynı devam. Yani düğmesi olsa basıp durdurtmaya çalışsan öyle bir şey de yok. Artık yani o konuştuğu zaman çıkıp evden gidiyorsun. Ben bekar öleceğim. Bekarlık sultanlıktır. Gerçekten çok keyifli bir haber olmuş. Şimdi kadınlar 20 bin kelimeyle, evet. Erkekler 7 bin kelimeyle konuşuyorlarmış hayatım. Hal böyle olunca bizimki size dırdır gibi geliyor. Yo yani o kadar güzel cevaplar var ki. Haklısın orada çünkü detaylıca konuşuyorsunuz değil mi bir taraftan? Yani kendimizce. Ya da hani bu nasıl olsa anlamaz deyip devam ediyorsun. O da dırdır oluyor. Mesela. Neyse mesajlar var. Ya da duyarsız kalır. Mesela bir şey anlatıyorsun. Mesela dinlemiyor ya da duyduğundan emin olamıyorsun. Çünkü bir cümlelik şeyi 10 cümlede anlatırsan birinci cümleden itibaren o şey gider. Konsantrasyon gider. Mantık evliliği yapan biri olarak aşk diyorum. Fakat şu an mutlu değilim ama mutsuz da değilim. İki çocuğum var. Güzel tarafı bu galiba. Çok enteresan. Daha 31 yaşındaymış. Peki. Genç. Hayat güzel. Bir şekilde de devam ediyor. Çok güzel. Aşk bozduğunda yani yaşanıyor güzelim. Aklıma geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ve aslında cesur bir açıklama bu. Yani artılara eksilere bakmış işte. Hani çocuklarım var evet. Bir taraftan. Hayat da bu şekilde devam ediyor. Çok da fazla bir beklentimiz olmadan devam ederse sıkıntı da yok diyor. Ya yani. Şimdi bir de her şey aşk denen o çok yüksek duyguda devam etmiyor. Yani bir süre sonra yerini daha normal seviyeye indiriyor. Yani İndirmesi gerekiyor zaten sürekli hani, olur mu? Tabii ki yani öyle sürekli bir halde olamıyorsun ama... neyi kaybetmemek lazım bence? O duygunun içindeki gerçekliği kaybetmemek gerek. Yani hala şey peşinde Murat. Dur neler çok güzel mesajlar var sen devam et. Gerçeklik peşinde o, ben yani benim en azından aradığım şey bu. Bir de benim babamın yine bir sözü vardı babamdan inciler. Der ki bu kadar yıldır anne ne evliyiz? Nasıl kızım? Bana soruyorlar bu evlilik nasıl bu kadar süre 3 çocuğuz falan. Annen yükselirken ben susarım. Ben sinirliyken annen susar. Yani genelde baba susuyor galiba. Yo hayır yani ikisi de birbirini o anlamda dengelediklerini düşünüyorum yıllar içerisinde. Hı hı. Dolayısıyla bu bir alışkanlık haline dönüşünce de bence iyi oluyor. Yani denge her şeyde çok önemli. Peki o zaman mesajlara bakalım mı? Bakalım. Bence bu yıllardan sonra mutlu evlilik sırları yok. Çünkü mutlu evlilik yok. Nikah günü hemen bulunuyor fakat boşanma günü en az 3 ay sonrası o kadar dolu ki mahkeme salonları demiş bir arkadaşımız. Eyvahlar olsun. Eski eşim boğa burcuydu ama boşanabilmiş bir taraftan da. Boğazına da düşkündü. Çok da güzel yemekler yapardım. Sevgi saygıda cabası ama genç kızlar tatlı gelebiliyor bazen. Eyvah. Diyor mantık 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 diye de yazmış bol bol arkadaşımız. Herkesin görüşü farklı. Şimdi burada aldatılma var. Şimdi, onu bilemem artık. O kadın. Paran varsa her şey var işte. Demiş bir başka arkadaşımız da Ferhat Lale.
mesajlar geliyor. Ama ağırlıklı olarak yani mutluluk, mutsuzluk, aşk, evliliği, mantık. Hele günümüzde ya kardeşim markette peynir şu kadar, sarımsak bu kadar, domates bu kadar. Ne mutluluğu. Biz yaşamaya bir şekilde mecburuz ve yaşıyoruz işte bir şekilde dediğimiz zaman ve kadın da bunu destekliyorsa mutluluk bu şekilde bulunabiliyor, bilmiyorum. Peki hayatındaki kişinin seni aldattığını düşünsen ya da aldatıldığını öğrensen ne yaparsın? Yani bitirmeye çalışırım, gayret gösteririm yani. O da orada herhalde. Ya çok hikayeler geliyor işte karşımıza. Ya elime bıçağı alıp gideyim mi Allah aşkına ya? Ya ama öyle bir şey olabilir mi yani? Yok, öyle bir şey olamaz. Hayır, ne yaparsın? Yani duygu olarak ne yaparsın? Duygu olarak yani zaten yıkılıyorsun, olarak kırılıyorsun. Dur hiç herhalde. Hiç aldattın mı peki ya hayatındaki hayır, insanı? Hayır, olur mu öyle şey yani? Yok bizim yani. Gelenek göreneklerimizde yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya hiç yalan söylemiyorsun. Asla. Direkt oradan oraya. Yok öyle bir şey yani, olmaz. Evet. Dolayısıyla de beklentimiz bitiyorsa değil. Şöyle bir şey, hani söyledik ki yani telefonlara güncelleme geliyor, sana da geliyor ayrı ayrı, bana da geliyor ayrı ayrı, seçeneklerimiz değişiyor, bakış açılarımız değişiyor, bir de yatağı ayırıyorsun, bir de yorganı ayırıyorsun, bir de odaları ayırdıktan sonra zaten hani herkes kendi yolunu bir şekilde buluyor. Dediğin gibi dost arkadaş kalabilmek ne kadar güzel, o şekilde devam ettiriyorsan, yeni başka amaçların varsa ya. Her ortak, şey olabilir. Ortak birliktelikte şey sürdüren olabilir. Bir amacın varsa şahane gider. Ne büyük sevgiler bitiyor, aşklar bitebiliyor, yerini başka şeylere bırakabiliyor vesaire. Ama bence bir tek yapılmaması gereken şey burada haksızlık çocuk. Yapmayacaksın. Ha. Harcam, çocuk dünyanın, hayatın size verdiği en büyük nimet, en büyük değer, en büyük ödül anne baba olabilmek. Allah arzu eden herkese nasip etsin. Bence aşk bir şeyi aşkla yapmıyorsan o iş bitmiştir benim için. Ben parayı seçerdim çünkü hem parada hem de para sahibine aşık olurdum diye Gürkan kardeşimden. Bak erkekçe bir bakış açısı. Vay yanılır vay gibi. Vay. Kendim fakirim ama ruhum zengin olduğu için aşk evliliğini ben istiyorum demiş genç bir arkadaşımız. Pekala, hayatı mutsuz aşk falan ya da evlilik öldürmüyor. Onun için sen lütfen kendi bildiğin yolda ilerle. İnşallah. Ya, bu yaz sonu bir düğün yapsak sana keşke. İnşallah. Kaderde kısmette varsa niye olmasın? Tabii ki.